1970'lerden bir makale. 1970'ten değil daha doğrusu. Hansen'ın. The Nucleus of a Multiprogramming System. Aslında burada nucleus şeye, şimdiki kernele biraz karşılık geliyor. Bu bir mini computer var. RC4000 diye. Bu 1970'lerde 69'da yapılmış. Ona hazırlanmış bir sistem olarak başlıyor. Sonra işte operating system design etmek için bir tool olarak kullanılıyor. Yani bu bize neler sağlıyor? Proses hiyerarşisinin dinamik oluşturulması, program scheduling ve resource allocation gibi şeyler için stratejiler hazırlamayı sağlıyor. Yani o zamanlarda operating sistemler sadece işte single mode operation, batch processing, priority scheduling gibi işlemler yapabiliyor. Herhangi başka bir ihtiyaçta operating sisteme bir modification yapmak zor olduğundan bahsediyor makalede. Herhangi birisinin böyle bir ihtiyacı olduğu zaman bir ihtimal işletim sistemini değiştirebilir diyor ama bu da her zaman mümkün olmayabilir. Olduğu zaman da diğer software'lerle uyumlu olmayabilir. Bu yüzden ben bu işe giriştim diyor bu Hansen. Yani burada operating sistemin daha çekirdeği gibi bir şey. Yani bu kerneli yaparak aslında kernele sadece işte communication, prosesler arasındaki communication'ı, prosesleri yaratma ve support gibi işlemlere bırakarak bunun üstüne operating sistem oluşturabileceği bir yapı sağlamayı öngörüyor. Makale yani de... çekirdekli işletim sistemi yapısını önermiş evet. Oluyor. Niye çekirdek olduğunu söylüyorsun değil mi? İçin çekirdek evet. Gerekiyor. Bunu yaparken neler yapmalıyız diye başlıyor. Öncelikle bu sistem nükleüs dediği bu çekirdeği yaparken hangi görevlerim var diyor. Birinci görevim diyor, proses konseptini tanımlamam gerekiyor benim. Proses nedir? Nasıl implemente edilir gerçek bir bilgisayarda? Benim daha sonraki görevim muhakkak ben senkronizasyon, bilgi transferi, paralel işlemler arasında nasıl yapacağım? Bunların primitivlerini hazırlamam gerekir. Son olarak da dinamik oluşturma prosesleri, kontrol etme ve bunları çıkartma gibi işlemler tanımlanması gerekiyor. Bunlar için kurallar tanımlanması gerekiyor. Bundan bahsediyor. Yani bu çekirdeğin temel konseptleri bunlar olmalı diyor. Prosesleri anlatmaya başlıyor daha sonra. Prosesleri aslında burada ikiye bölüyor. Internal process ve external processler olarak. Internal processler daha bizim bildiğimiz traditional, geleneksel, herkesin bildiği proses mantığı. External process daha çok bu input-output işlemlerine yapıldı. Device driver'a aslında birazcık karşılık geliyor. Onları şey yapıyor, o şekilde ayırmış. Internal processler unique process name'leri olduğundan bahsediyor. Bu konseptlerden bahsetmiş. Burada lokasyonun ne olduğundan bağımsız olarak isimliyle çağrılabileceğinden proseslerin böyle bir yapı kurduğundan bahsediyor. Burada da hepimizin bildiği programla proses arasındaki ayrımı anlatıyor. Neymiş? Anlatıyor da. Ya yani, program bu instruction'ların oluşturduğu bir koleksiyon mantığında. Proses de bunun execution tarafı. Execution anındaki hali. Execution anındaki hali. Input-output tarafına gelince de bu da sistemin bu peripheral device'larla ilişkisi, dokümanlara bağlanması, external prosesler bunlara karşılık geliyor. Peripheral device dediğimiz hani bu USB ile bağladığımız şeyler bugün de daha çok dışarıdan bağlı hardware'ler. Bunlara device numarasıyla tanımlanıyorlar.
document'ta herhangi bir fiziksel storage device'ında olabilir. Fiziksel herhangi bir medium'da bulunan data paketine deniyor. Yani gözlerimizin. External process'te tabii dediğim gibi aslında internal process'ler bu external process'leri kullanıyor. Internal process'ler tarafından yaratılıyor. Aslında bunun detayı da birazdan daha detaylı bir şekilde anlatılacak. O yüzden hızlıca geçiyorum. Bu multi-programming işleriyle bunların internal ve external process'lerin birbirleri arasındaki iletişimi bu sistem çekirdeği sağlıyor. Bir interrupt response'ıyla bu kontrol işlemleri, input-output'un, storage protection ve interrupt sistemlerini tamamen sistem çekirdeği yapıyor. Yani burada aslında bizim biraz da kernel diyebileceğimiz mantıkta bu sistem nükleus, bu sistem çekirdeğinin asıl işi, proses konseptini, bununla ilgili primitivleri ve nasıl proseslerin oluşturulduğu, kontrol edildiğini ve bunların arasındaki ilişkiyi sağlayan temel görevleri. Software extension of hardware ne demek mesela? Niye öyle demiş? Yani biraz device driver mantığında, hani software nasıl software tarafından o hardware'e ulaşabilirim, onların tanımı olduğu. Bu pipe'a benzer bir şekilde bir inter-process communication'ın o zamanda yapılan bir uygulaması. Bir mesaj buffer'ının olduğu bir common pool var ve her bir prosesinde kendi queue'ları var. Bir proses başka bir prosesle iletişim kurmak istediği zaman şu dört yapıyı kullanabiliyor. İşte send message'la hangi receiver'a yollayacaksa onu tanımlıyor mesajını ve hangi buffer mesaj buffer'ını kullanacağını da belirtiyor. Burada pool'dan en uygun olan bir tane memory buffer'ını alıyor. Sonra bunu mesajla beraber ilgili receiver'a iletiyor. Receiver da bunu bekliyorsa alıyor zaten. Şeyiyle beraber, sender'ın ismiyle bekliyor. O biraz aşağıda. Wait message'da bu alacak kişi alana kadar bloklayabiliyor o prosesi. Ne zaman bu kendi kuyruğuna düştüğü zaman artık onu işlemek için işleme başlayabiliyor. Ve işlemi tamamladığı zaman da bunu kuyruktan çıkartıyor buffer'ı ve bir cevap vermek için hazırlanıyor. Send answer'la gönderenin adresine bu sefer kendisi bir answer yolluyor. Aynı buffer'la. Wait answer'la da o ilk gönderen kişi almış oluyor bu mesajı. Mesajın işi bittikten sonra da mesaj buffer'a, o pool'a döndürülmüş oluyor mesaj buffer. Burada hani queue'da işleme sırası first come first serve temelinde yapılıyor. Burada şu mantıkta gidiliyor. Bir proses diğer proseslerden haberdar değil. Kaç kişi okudu makaleyi? Bizim okumadığımızı varsayarak anlatırsan daha iyi. Burada oluşturulan yapıda prosesler birbirlerinden haberdar değiller. Ta ki bir mesaj gelene kadar kendisine hangi sender'dan geliyorsa onu artık aware olmuş oluyor. Yani burada sistem çekirdeği sender'ın ve receiver'ın her bir buffer objesi için identity'lerini tutuyor. Ve bu
kontrol ediyor. Ne zaman send etti veya wait etti bunların cevaplarını. Tabi bu kuyruklama işi aslında bir burada verimlilik yaratıyor. Yani bir yere bir mesaj yollarken bir proses aynı zamanda başka bir yere başka bir şey de yollayabiliyor. Ya da beklerken başka bir şey de yapabiliyor. Ta ki kilitlemiyorsa kendini. Yani dinamik bir sistemde herhangi bir proses herhangi bir anda kaldırılabilir. Bu noktada sistem çekirdeği bütün bununla alakalı mesajları, bu çıkan prosesle alakalı mesajları olduğu gibi bırakıyor ama ne zaman ki onlara cevap geldiği zaman bunları tekrar common pool'a, oradaki buffer'ları common pool'a tekrar iade ediyor. Burada bir sıkıntı ne olabilir? Bunlar biraz aslında avantajlıydı. Dezavantajı da Matin'deki sayılı bir sistem buffer objesi var. Bir proses sürekli mesaj yollamaya çalışır da bütün buffer'ları işgal ederse orada bir kilitlenme durumu olacak. Bunu önlemek için de her bir prosesin kullanabileceği maksimum simultaneous kullanabileceği maksimum buffer sayısı limitlenmiş. External prosesler bahsettiğim gibi internal proseslerin talebiyle yaratılan prosesler. Hangi peripheral device'dan istenecekse ona ismi atanarak yaratma işlemi oluyor. Belli dokümanlara ulaşmak için belli primitivler tanımlanmış. Bunlar reservation ve release. Bunları kullanarak rezerve edip işi bitince de release edebiliyor external prosesler, internal prosesler. O zamanlar typewriter console'da herhalde tek bildiği giriş tarafı. Yani external proseslerden mesaj yollayabilecek internal proseslere tek proses typewriter konsolları. Yani buradan herhangi bir şey konsoldan girdiği zaman hangi şeye gönderecekse o internal prosese mesaj gitmiş oluyor. Normalde senkronizasyon işi bu sistem çekirdeğinde internal prosesleri bu internal proseslerin senkronizasyonu için external prosesleri kullanabiliyoruz. Bu mesela clock prosesini bir external proses olarak tanımlayıp belli zaman geçtikten sonra mesaj gönderip onun o işi bitirmesini sağlayacak bir yapı kuruluyor. Yani bu senkronizasyon işleri için ve herhangi bir sinyal alma, verme, dış dünyayla olan bütün bağlantılar için external prosesler kullanılıyor. Internal prosesler de yine başka internal prosesler tarafından oluşturuluyor. Burada düzenli bir storage arıyor. O memory'e herhalde biraz karşılık geliyor bizdeki. Parent child hiyerarşisi var. Birazdan daha detayına şey yapacağım. Parent oluşturuyor bir child prosesi. Ve bu parent'ın alanı içinde olması gerekiyor. Bir parent bir program yükleyince bunu bir child prosesin içine atıp onu başlatabiliyor. Ve child proses artık bu hesaplama zamanını parent prosesle ve diğer bütün aktif proseslerle paylaşmış oluyor. Aslında bu paralel olarak çalışan bir sürü proses. Hem parent'lar hem child'lar beraber. Child'ın içinde ne olacağını parent karar veriyor. Evet. Yani parent prosesten bir request geldiği zaman sistem çekirdeği bütün input output işlemlerinin initialize edilmesini child tarafından başlatılan, child process tarafından başlatılan bütün işlemlerin bitmesini bekliyor ve onu durduruyor. Öyle durdurmak için bir talep geldiği zaman. Stop olduğu durumda da tekrar mesaj alıp verebiliyor. Bunlara bir kısıtlama getirilmemiş.
yani bir parent process kendi child'ını çıkartabiliyor, yani öldürebiliyor. Ve onda, onun kullandığı alanda başka proseslere assign edebiliyor. Burada nasıl bir program scheduling yapacağını fonksiyon çekirdek... bir şey soracağım herkese. Fonksiyon çağırmak yerine niye bir child process yaratıyor? Paralel çalışmalar için. Evet, ya yani burada sistem çekirdeği şeyi tamamen bu program scheduling işini tamamen proseslere bırakmış durumda. Yani prosesler istediğini seçebiliyor. Herhangi bir preemptive bir multitasking gibi bir işlem yapabilir. Ama batch proses de yapabilir bir single mode'da. Sadece temel primitive'leri sağlıyor. Başlatma ve kontrol gibi prosesler için. Yani bir A prosesinden B prosesine geçerken önce A'yı durdurup output'unu çıkartıp daha sonra B'den input alıp B'yi başlatabiliyor. Burada operating sistemler de aslında bir proses olarak görülüyor. Tabi bu operating sistem de bir proses. User prosesleri de başka prosesler. Bunların belli hiyerarşi içinde olması lazım ki kim neyi yaratacak, nasıl kullanacak onu problem oluşturmasın. Mesela burada S denilen hem çekirdeği hem de temel işletim sistemini kapsıyor. Bu operating sistem ABC gibi eş düzeyde paralel prosesler tanımlayabiliyor. Bunların da altında child'lar olabiliyor. Ama bunlar bu her bir parent proses, child prosesi kendi oluşturabiliyor, yok edebiliyor, kontrol edebiliyor. Memory yapısı da şu şekilde, sağdaki şekilde görünebiliyor. Bu da tree yapısı. Yani burada bütün öncelikli fonksiyonlar bu sistem çekirdeği tarafından yapılmış. Herhangi bir strateji belirlenmemiş, scheduling gibi ve resource allocation gibi. Bunlar daha üst düzey seviyede programlamayla halledilebilir şeklinde bahsediyor. Ama belli kurallar çerçevesinde bunları yapıyor. Bir proses sadece kendi kaynaklarını, kendine atanan kaynakları kullanabiliyor. Yani burada operating system, bütün kaynaklar operating system'de önce, ondan sonra o child proseslere doğru aktarıyor. Bir proses sadece kendi children'larını, çocuklarını diyeyim, kendi çocuklarını başlatıp durdurup ya da yok edebiliyor. Bir proses bitirildikten sonra onun bütün kaynakları tekrar parent'ına döndürülüyor. En sonunda operating sisteme dönüyor. Ya burada bir ağaç yapısı vardı biraz önce. Bu kullanma amacı bunun proses kontrolü ve resource allocation temin bahsettiğim şeylerden dolayı. Ama bu hesaplama zamanında parent'lar ve child'lar bir round robin scheduling kuralıyla çalıştırılıyor. Yani hiyerarşideki pozisyonun bir önemi yok. Ve her proses başka bir prosesle, herhangi bir prosesle iletişim kurabiliyor. İlerideki o zaman da operating sistemlerde şu karakteristikler olabilir diyor. Yani bir herhangi birisi bir operating sistem yazmak istediği zaman hiç çekirdeği değiştirmek ihtiyacı duymadan üst düzeyde bir algo'yla ya da Fortran diliyle, o zamanki kullanılan en yaygın dille, o çekirdeği kullanarak üstünde paralel prosesler çalıştırarak kendine özgü operating sistem yazabilir. Aslında operating sistem yazabilir demesi
işte tam olarak ne demek oluyor? Çekirdekte bir değişiklik ihtiyacında, yani çekirdekle mesajlaşarak, çekirdek zaten hiçbir şeyi kısıtlamıyor, öyle bir yapı yapmış. Yani lazım olan şeyleri high level'da yazsak olur diyor yani. Evet. Çünkü daha eskiden her şeyi monolitik olarak yazıyorlardı. Çekirdek önerisi var burada. Diyor ki ben çekirdeğe zaten high level dillerle tool'ları sağlıyorum. Sen uğraşma diyor çekirdek yazmakla vesaireyle, büyük istimsin sıfırdan yazmakla uğraşma diyor. High level language'de yaz diyor, benim şeylerimi çağır diyor. Gene bütün ihtiyaçlarını yine görebilirsin diyor. Değil mi? Doğru söyledin değil mi? Her şeyden bahsetmiş. Operating sistemler dinamik olarak değiştirilebilir. Burada ya birden fazla operating sistemin aynı anda çalışabileceğinden bahsediyor. Çekirdek kullanmanın avantajlarından birisi. Bu tabi 50 sene önceki vizyon, yani onun için okuyoruz sonuç olarak. Yani normal standart programlar, user programları farklı operating sistemlerde çalışabilir hiçbir değişikliğe gerek olmadan. Sadece gerekli anlaşmaları, bu komünikasyondaki parent-child arasındaki anlaşmaları yaparak